Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı 1. dereceden denklemler konusunun 2. testindeyiz. 1. sorumuza bakıyoruz. Bize a artı x eşittir 29 ve a eksi x eşittir 13 diye bir denklem verilmiş ve istediği şey ne? X. Şimdi ben eğer x'i bulmak istiyorsam iki yol var. Ya a'yı yok edin, tamam mı? Ya da şurada x'ler zaten bence 1 artı 1 eksi durumda ya. Şunları toplayalım birbirini götürsün. Buradan 2a eşittir. Şurasını toplarsan 39, 42 yaptı değil mi? O zaman a dediğim şey her yeri 2'ye bölersem ne gelecektir? 21. Peki a 21 yap. Götürüp birini de yerine yazalım. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. 21 eksi x eşittir ne olacakmış? 13. O zaman 13'ü bu tarafa, x'i de bu tarafa atarsam x ne gelecek arkadaşlar? Buradan 8 dedik. Cevabımız da Edirne oldu. İkinci sorumuzda yine bize bir denklem verilmiş. M isteniyor. Bak önce bunları düzenleyelim. Ne yapmış? Pardon. Ne yapmış? 2m eksi 3n eşittir 13'müş ya. Burada da m ve n'li bir şey yazalım. Yani mesela bunu buraya atalım. O zaman 3m eksi 2n eşittir ne olacaktır? 2. Peki benim bunu çözebilmek için neye ihtiyacım var? N'yi yok edeyim mesela. N'yi yok edeceksem katsayısı 1'e 3, 1'e 2 ya. Ben nerede eşitlerim? Bunları 6'da. O zaman mesela bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpacağım. Fakat birinin artı birinin eksi olması gerekiyor ya. Birini eksi ile çarpın o yüzden. Hangisi olduğu önemsiz. Düzenlenmiş halini yazıyorum. 2 ile 2m yazdım. Ne yapar burası? 4m yaptı. Sonra 2 ile eksi 3n'i çarptım. Eksi 6n yaptı. 2 ile 13'ü çarptım. 26 yaptı. Eksi 3 ile 3m'i çarptım. Eksi 9m yaptı. Eksi 3 ile eksi 2n'i çarptım. Burası artı 6n yaptı. Ve eksi 3 ile 2'yi de çarparsanız eksi 6. Taraf tarafa topladığımızda bak. Bu gitti, bu gitti. Eksi 4m, 4m eksi 9m dersem eksi 5m yaptı. Sonra şurası da 20, 26 eksi 6'dan 20 geldi. O zaman her yeri eksi 5'e bölüyorum ben. Buradaki eksi 5'ler gitti. M eşittir ne geldi? Eksi 4 geldi. Cevabımız da alan oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda a ile b'nin toplamını soruyor. Bak direkt a ile b'nin toplamını soruyor ya. Ben bunları toplasam ne olur diye düşündüm. A artı b dedim. Topladığında bunlar zaten birbirini götürecek artı x eksi x. O yüzden 8 artı 1'den ne gelecek direkt cevabımız? 9. O yüzden cevabımız Adana. Daha sonra dördüncü soruda denklemler verilmiş ve b'nin x türünden eşitini istiyor bizden. Peki. Şimdi b'nin x türünden eşitini ben bir bulacaksam önce şu a'yı götürüp burada yerine yazsam. Yani a'nın yerine x artı 1 yazsam yanında artı b var. Neye eşit? 2x artı 3'e. Amacım b'yi yalnız bırakmaksa b'yi yazdım. Bu x'i bu tarafa attım. 2x eksi x ne yapar? X. Buradaki 1'i bu tarafa attım. 3 eksi 1 ne yapar? 2. O yüzden b dediğimiz şey neye eşitmiş arkadaşlar? X artı 2'ye. Dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Beşinci sorumuza baktık. Hemen bize iki tane ifade tanımlamış. Birisi karelerden, birisi dairelerden oluşuyor. Kareleri görürsen A'dan B'yi çıkar, C ile topla diyor. Ama eğer daireleri görürsen hepsini çarp diyor. Tamam mı? Şimdi o zaman ben bunları ne yapacağım? X eksi 10. B'yi ne yap diyor? Bak çıkar. O yüzden eksi dedim. 2x artı 1 dedim. Artı C'yi ekle. Yani 4x eksi 6'yı ekle diyor. Sonra da şunların çarpımını yaz diyor. Eksi 1 bölü 2 çarpı x çarpı eksi 1 bölü 3. Şimdi x eksi 10. Şu eksi içeri dağıttım. Eksi 2x. Eksi içeri dağıttım. Eksi 1. Artı 4x eksi 6 eşittir. Eksi ile eksinin çarpımı bir kere artı yaptı. 1, 1, x çarparsam x yaptı. Payda da 3 kere 2'den 6 yaptı. Burada x var. Burada eksi 2x var. O zaman eksi x kaldı elimde. Eksi x artı 4x dersem ne yapar? 3x. Sonra eksi 10. Eksi 1 daha eksi 11 yapar. Eksi 6 daha eksi 10 7 yaptı. Eşittir x bölü 6 ise. Şöyle yapalım mı? X'leri bir tarafa toplayalım. Yani 3x dedim. Eksi x bölü 6 dedim. Eşittir 17 dedim. Siz şurada payda eşit derseniz bak bunun paydasına 1 koyup 6 ile çarptığımda 18x eksi bir tane x'ten 17x'im kaldı. Paydası 6 eşittir 17. O zaman 17x neye eşit olacak burada? 17 çarpı 6'ya. Peki her yeri 17'ye bölersem burada 17 ile 6'yı falan çarpmaya çalışmayın. Zaten sadeleşecek. X eşittir 17'ler gitti. Neye eşit çıktı? 6'ya. O yüzden B
Beşinci sorumuzun cevabı da denizde oldu sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuzda şekil 1 ve şekil 2'de yere dik olan eşit boydaki direkler arasında bulunan ve yere paralel konumda bulunan dikdörtgen şeklindeki filenin yere ve üst çizgi olan uzaklıkları gösterilmiştir diyor. X kaçtır diyor. Şimdi bak bu bir uzunluk tamam. Ama şimdi şu uzunlukta arkadaşlar burası 20 burası 140 mesela atıyorum. Şu filenin uzunluğu da X olsun. Ama o filenin uzunluğu burada da X olur değil mi? Sonuçta aynı file. Bu durumda ben o yüksekliği bulmak için 20 artı X artı 140'ın neye? 60 artı A X demeyelim. Şurada da X kullanmış arkadaşlar. Şunları ben A diyeyim. Şuradan da silelim. Ben şunlara A diyeyim öyle çözelim tamam mı? Şurasına A yazdım. Sonra buraya 60 artı A artı X santim dedim. Bir kere zaten A'lar birbirlerini götürdü. Aynısı. 20 artı 140 demek 160 demek. Bu da 60 artı X'e eşit. Bu 60'ı buraya atarsam 100 eşittir. Ne çıktı? X çıktı. O yüzden cevabımız da deniz oldu. 6. soruyu da geçtik arkadaşlar. 7. soruda bize x ifadelerini vermiş. Y'yi soruyor. Şimdi bak bunların her ikisi x'e eşitse bunlar da birbirine eşittir. O yüzden 2y eksi 4 eşittir. Y artı 7 desem bu y'yi buraya atarsam y kaldı. Eksi 4'ü o tarafa atarsam 11 oldu. O zaman y eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 11 çıktı. 7. sorumuza Edirne dedik. Devam ettik. 8. sorumuzla y eksi x farkını soruyor. Ben olsam hepsini şu tarafa bir toplardım. Bak bu y'yi bunun yanına atsam. 2y eksi y oldu. Sonra şurada x var artı x. Şu x'i bunun yanına atarsam ne olur? Eksi 2x. Sayıları da bu tarafta toplayayım. Şurada bir eksi 7'm vardı. Bu eksi 4 de bu tarafa nasıl gider? Artı 4 diye gider. O zaman bir güzel yazalım şurayı. 2y'den y çıktı. Y. Artı x eksi 2x. Eksi x yaptı. Eksi 7 artı 4'ten de cevap ne geldi? Eksi 3. Zaten de bize y eksi x'i sormuştu. O yüzden cevabımız burası oldu arkadaşlar. 9. sorumuzda denklem ve kökleri belirtilmiştir diyor. Yanlış eşleştirilmiştir diyor. Hepsinin kökünü bul bakalım yani. Bu 6'yı diğer tarafa atarsam 3x eşittir eksi 6 olur. Her yerde 3'e bölersek x eşittir eksi 2 çıkar. Bak nereye gitmiş? Eksi 2'ye demek ki bu doğru. Sonra bu 35'i diğer tarafa atarsam 5x eşittir 35 çıkar. Her yeri 5'e bölersem x eşittir 7 çıkar. Bak 7 ile eşleştirilmiş. Doğru. 4x eksi 36 eşittir 0 ise 36'yı buraya attım. Artı olarak gitti. 4x eşittir 36 oldu. X eşittir her yeri 4'e bölersem ne oldu? 9 çıktı. Ne ile eşleştirilmiş? 9. Doğru. Diğerine baktım hemen. 7x artı 28. Bu buraya eksi 28 olarak giderse 7x eşittir eksi 28 dedim. Her yeri de ne yaptım? 7'ye böldüm. Buradan x eşittir ne geldi? Eksi 4 geldi. Bu neyle eşleştirmiş? Bak artı 4 ile eşleştirmiş. Bu hatalı bir kere. 9. sorumuzun cevabı denizli olacak ama biz 10. Şeye de bakalım. 5. öncüne de bakalım. Bunu bu tarafa atarsam 2x eşittir 10 olur. Her yeri 2'ye bölersem x eşittir 5 çıkar. Bak x eşittir 5 ile eşitlenmiş. Demek ki yanlış eşitlenen neymiş? Dördüncü öncülümüzmüş arkadaşlar. 10. soruda bize ifadeyi vermiş. A ile B'nin çarpımı 12, A ile C'nin çarpımı 4 diye. A artı 2, B, C'yi sormuş. Ben şöyle bir şey yapasım geldi. Şunları bölsem, şu A'lar birbirini götürse. B bölü C eşittir 12 bölü 4'ten neye eşit olur? 3'e. Bu durumda ben B'nin yerine gidip ne yazabilirim? 3 tane C yazabilirim. Doğru mu? Şöyle şu tarafla çarparak yazdım. Peki B'nin yerine 3 tane C yazıyorsam şuraya bir dikkat et. Şunu sildim. Şunu yapalım. B'nin yerine 3 tane C yazarsam burası A çarpı 3C'den 3AC yaptı. Neye eşittir? 12'ye. AC'nin ne olduğunu söyledik buradan. 4. Zaten AC'nin 4 olduğunu söylemişti. Peki ben şuradaki B'nin yerine gidip 3C yazsam burası ne oldu? 4C. A'nın yerine de bak A çarpı C hani şurada söyledik ya kendisi soruda da söylemiş. A'nın yerine ben gidip şunu yazsam olur mu? Her yeri C'ye bölsem, C'ye bölsem. A dediğim şey ne olur? 4 bölü C. O zaman A'nın yerine 4 bölü C yazsam. Bir de bölünesi var. İkisi var. Şunu bir düzenleyelim. 4C çarpı
4 bölü c çarpı 2. Bunun paydasında görmediğiniz bir 1 var. 1 bölü 2 oldu. Hemen gidenleri kalanları yazarsak cevaba ulaşırız. C'ler gitti. Şununla şunu sadeleştirdim. 2 oldu. 4 ile 2'nin çarpımından da ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Cevabımız Ceyhan oldu. Diyelim 11. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki düzenekte üstteki her tuğladaki sayı altında bulunan ve kendisine temas eden iki tuğlanın içinde yazılan sayıların toplamına eşittir. X kaçtır diyor bize. 4 ile x'i toplamış. Burayı bulmuş. 8 ile x'i toplamış. Burayı bulmuş. Doğal olarak sen 4 ile x'in toplamını 8 artı x'le toplarsan, eklersen yani 26 olacak. 4 artı 8 12. X ile x'i topladım. 2x eşittir 26. 12'yi bu tarafa atarsam 2x eşittir 14 oldu. Her yerde 2'ye bölersem x ne çıktı? 7 çıktı. 11. sorumuzun cevabı Edirne oldu. Ve 12. sorumuzda bize işte kazla tavuk mesela 110 liraya satılıyor diye ikililemiş. İkili paket yapmış yani bunları. Fiyat sunmuş. Kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan Hakan fiyatları belirtmiştir diyor. Fiyatlar sabit olduğuna göre x kaçtır diyor. O zaman şunu yazabilir miyim? Kazla tavuğun toplamı 110. Sonra kazla hindinin toplamı 140. Tavukla hindinin toplamı 120. Bizden ne istiyor? Tavuk artı kaz artı hindi hepsinin toplamını istiyor. O zaman ben şöyle yapmayayım mı bunu şimdi? Topla bunu. İki tane kaz var. İki tane kaz artı topla bunu. İki tane tavuk var. İki tane hindi var. 100, 200, 300, 60, 370 yaptı burası. Doğru mu? O zaman dedim ki ben bunu iki parantezine alsam kaz artı tavuk artı hindi olur. 370'e de eşit olur. Ben her yere de gidip eğer 2'ye bölersem bu gitti, bu gitti. Kaz artı tavuk artı hindi neye eşit oldu? 370 bölü 2 yani 185'e eşit oldu arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı da buradan ne çıktı? Denize çıktı ve testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.